Selamünaleyküm. Arkadaşlar, 6. sınıfların kümeler konusundan bahsedeceğim. İlk önce küme nedir? Sevgili arkadaşlar, küme herkesçe ortak bilinen elemanların oluşturduğu topluluktur. Ya da şöyle diyebiliriz, iyi tanımlanmış. İyi tanımlanmış nesneler topluluğu. Arkadaşlar, bu ne demek? Topluluğu. Herkesçe ortak bilinen, yani göreceliği olmayan elemanların oluşturduğu topluluğa biz küme diyoruz. Mesela ne kümedir arkadaşlar? Küme olabilmesi için herkesin aynı fikirde olması gerekir. Diyelim ki sınıftaki gözlüklü öğrenciler küme midir? Evet, kümedir. Çünkü kimin gözlüklü, kimin gözlüksüz olduğu bellidir. Sınıftaki yeşil gözlü öğrenciler. Bu bir küme midir arkadaşlar? Evet, bu da bir kümedir. Sınıftaki mor gözlü öğrenciler. Arkadaşlar, sınıfınızda mor gözlü öğrenci var mı? Yok. Herkes aynı fikirde bir mor gözlü bir öğrenci olur mu? Yok. O zaman bu da bir kümedir. Hocam, mor gözlü yok. Arkadaşlar, bu kümedir ama boş kümedir. Elemanı olmayan kümeye boş küme denir. Sınıftaki güzel kızlar mesela. Arkadaşlar, bu bir küme değildir. Niye? Çünkü bir görecelik kavramı var. Kime göre bence güzel de sence güzel olmayabilir. O yüzden göreceliği olmayan elemandan oluşturduğu topluluğa kümeler denir. Kümeler büyük harflerle isimlendirilirler arkadaşlar. İsimlendirilir. Yani A kümesi, B kümesi, İlla A, B olmak zor değil. K kümesi, L kümesi hiç önemli değil. Kümenin elemanları arkadaşlar küçük harflerle ya da isimler olabilir bu. Ali, Veli. Şekil olabilir, sembol olabilir. Yıldız, kare gibi şekillerle gösterilir kümenin elemanları. Kümeler arkadaşlar 3 farklı şekilde gösterilir. Şimdi kümeler nasıl gösterilir? 3 farklı şekilde. Hemen bunları bir tanımlayalım. Bunlardan birincisi liste yöntemi. Bir diğeri ortak özellik yöntemi. Bir diğeri de arkadaşlar Venn şeması yöntemi. Bir küme belirleyelim liste yöntemiyle. Mesela ne olsun? Liste yönteminde A kümesi. Arkadaşlar, liste yöntemi yazılırken kümenin adı yazılır. Parantez açılır. Diyelim ki 1, 2, 3, 4 ve 5. A kümesi 1, 2, 3, 4, 5 arkadaşlar. Biz bu tarzda gösterime ve kümenin elemanları arasında virgüller konur. Biz bu tarzda gösterime arkadaşlar liste yöntemi deriz. Başka bir küme yazalım arkadaşlar. B kümesi. B kümesi de pazar, pazartesi ve perşembe olsun. Yine arkadaşlar gördüğünüz gibi bir kümeye isim verdik. Büyük harfle. Sonra parantez açıyoruz. Küme parantezi. İsimleri yazabiliyoruz. Bunun arkadaşlar ortak özellik yöntemiyle yazalım. Nedir ortak özellik yöntemi? Arkadaşlar, ortak özellik yöntemi bunları tanımlanmış halde yazım şekline ortak özellik yöntemi denir. A kümesi. Mesela 1, 2, 3, 4, 5 dediğimiz şeyler neler? Arkadaşlar, biz bunun yerine şöyle bir şey yazsaydık. 6'dan küçük sayma sayıları. 6'dan küçük sayma sayıları nelerdir arkadaşlar? 6'dan küçük olan sayma sayıları. 1, 2, 3, 4, 5. Doğru mu? Evet.
Bunu böyle de ifade edebilirdim. Ya da arkadaşlar B kümesini nasıl ifade edebilirim? Evet, süper. B kümesi haftanın P ile başlayan günleri. Bunu da böyle ifade edebilirim. Arkadaşlar 3, bakın bu 1'di, bu 2'ydi ve üçüncüsü diyor arkadaşlar. Ortak, pardon, Venn şeması. Çift ne ile? Venn şeması yöntemi. Venn şeması da arkadaşlar kümenin elemanlarının kapalı bir eğri içerisinde. Hocam bu illa böyle daire olmak zorunda mı? Hayır arkadaşlar. Bunu dikdörtgen, kare, üçgen, beşgen hiç önemli değil. Ama kapalı bir eğri içerisinde dışarıya arkadaşlar kümenin dışına kümenin ismi yazılır. A kümesi. Bunu gösteriyorum. Yazarken bakın ne yapıyorum? Gençler elemanların önüne nokta konuyorum. Eğer buraya noktayı koymazsak bu Venn şeması gösterimi olmaz. Bakın B kümesini yazıyorum. B kümesi ne? Pazar. Hocam perşembeyi karıştırsam, pazartesi yazsam bir şey değişir mi? Hayır, değişmez arkadaşlar. Kümeler 3 farklı şekilde gösteriliyormuş. Bunlar bir liste yöntemi. Parantez içinde yazıyoruz arkadaşlar. İkincisi yine parantez içinde bunların neler olduğunu ifade eden şekilde ortak özellik yöntemi diyoruz. 3 kapalı bir eğri içerisinde gösterimede Venn şeması yöntemi diyoruz. Şimdi kümelerde işlemlerimiz var arkadaşlar. Nasıl işlemlerimiz var? İşte kümelerin birleşimi var, kesişim var, ortak elemanlar var, ortak olmayan elemanlar var. Bunları nasıl göstereceğiz? Biraz da ondan bahsedelim kümelerle ilgili. Arkadaşlar bunlar da kümelerde 1. Kümelerin birleşiminden bahsedelim. Arkadaşlar birleşim. Birleşim ne demekti? Birleşim arkadaşlar tanım olarak geçerken A veya B kümesi der. Veya kelimesi geçiyorsa bu birleşim demektir arkadaşlar. Birleşimin sembolü bardak şeklindeki böyle U şeklinde biz birleşim diyoruz arkadaşlar. Bu ne demek? Bakın hemen birleşimden bahsediyorum. Bir A kümesi, bir B kümesi. A'nın elemanları 1, 2, 3, B'nin de A ile B olsun arkadaşlar. Venn şeması. A birleşim B nedir derlerse, A birleşim B. A birleşim B, burada gördüğünüz tüm elemanları yazacaksınız demek. 1, 2, 3, A, B. Hocam, bu kümeler iç içe girseydi şöyle olsaydı. Bu A olsaydı, bu da B olsaydı. O zaman biz burada A birleşim B, buralara eleman koyalım tekrar. 1, 2, 3, 4, A, B diyelim arkadaşlar. Evet, A birleşim B. A birleşim B sevgili gençler. Hem A'nın hem B'nin elemanları. A'nın elemanlarını yazıyorum. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, A. Hocam A'yı yazdım. Bir de B'yi de yazacağım. B'yi yazarken A ile B 4 var. Bir daha mı yazacağım? Hayır, bir daha yazmayacaksınız. Küme içinde her eleman yalnız bir defa bulunur. Sadece B'yi eklediğimde arkadaşlar ne oluyor? 1, 2, 3, 4, A, B. Buradaki bütün elemanlar topluluğuna biz kümelerin birleşimi diyoruz. Bakın sevgili gençler, A birleşim B demek şu maviyle taradığım alan demek. Yani bütün kümenin elemanları. Bize burada bakın kafamızı karıştırmak için şunu sorabilirler. A'nın elemanları nelerdir? Ben buradan şunu yazabilmeliyim. 1, 2, 3, 4, A. Bu A'nın elemanıdır. B'nin elemanları nelerdir?
beyin elemanları da 4, A ve B. Çünkü farklı farklı yazmak zorundayım. Biz buna A birleşim B kümesi diyoruz. Bu şöyle olabilir miydi sevgili arkadaşlar? Şöyle bir A kümesi, şurada da bir B kümesi olsaydı, örnek veriyoruz. Bunun elemanları 1, 2, 3, 4 olsaydı şöyle. Olabilir miydi? Evet olabilirdi. A birleşim B sevgili arkadaşlar. Neler? 1, 2, 3 ve 4. Burada arkadaşlar şunu bilmemizde fayda var. A birleşim B sadece A'dır. Neden? Çünkü A aynı zamanda budur. B A'nın alt kümesi olduğu için A birleşim B'ye A kümesi denir sevgili arkadaşlar. Birleşimden sonra bir de kısacık hemen kesişimden bahsedeyim. Kümelerin kesişimi. Arkadaşlar kümeleri de kesişim işlemi nasıl yapıyoruz? Hemen o da kümelerin kesişimi. Arkadaşlar kesişim ortak eleman demek. Kesişimi. Bu V kelimesi geçer arkadaşlar. A ve B kümesinin ortak elemanları. Yani kesişim demek ortak eleman demek. Ortak eleman. Arkadaşlar bunun gösterimi de biraz önceki U'nun tam tersi. Küçük N harfinde yapılan sembole kümelerin kesişimi denir. Kümelerin kesişim işleminde hemen arkadaşlar örnek gösterelim. Kesişim demek ortak olacak demekti. A, B, 1, 2, 3, 4, A. Arkadaşlar A kesişim B. A ve B'nin ortak olan, her ikisinde de ortak olan eleman neresi? Arkadaşlar şurası değil mi? Hemen tarıyorum bakın. Kesişim demek her iki kümenin de ortak olduğu yer. A kesişim B arkadaşlar neymiş? 3 imiş. Evet. Olmasaydı, şöyle olsaydı bu küme. A, B, 1, 2, 3, 4, 5. Arkadaşlar A ve B'de, hem A'da hem B'de ortak olan bir eleman görebiliyor muyuz sevgili gençler? Yok. O zaman A kesişim B arkadaşlar boş küme. Boş kümeyi böyle de yazabiliriz ya da şöyle de yazabiliriz sevgili arkadaşlar. İçine eleman koymadan gösterdiğimiz paranteze arkadaşlar kümeye boş küme denir. Şöyle olabilir miydi sevgili arkadaşlar? Biraz önce de yapmıştık bunu. Şu A olsun. Şu da B olsun. B kümesi. 1, 2, 3, 4. A kesişim B'nin elemanları neler arkadaşlar? Her ikisinde de ortak olan hem A'da olacak hem B. Sadece 4. O zaman A kesişim B biraz evvelki örnekte olduğu gibi burada da sadece B'dir. Eğer birleşim olsaydı, bu birleşim olsaydı arkadaşlar ne olacaktı? A olacaktı. Kesişim olunca da B. Evet, bir sonraki videomda kümelerde alıştırmalar yapacağım arkadaşlar. Videomu beğenip abone olmanızı bekliyorum. Teşekkürler.